CHP genel başkan yardımcısı Ahmet Akın, iktidarın artan elektrik maliyetleri nedeniyle faturalara yapılacak zamla ilgili iktidarın formül arayışında olduğuna işaret ederek, vatandaşların tepkisi üzerine iktidar mesken abonelerine daha az, sanayi, ticarethane ve tarımsal sulama abonelerine ise daha çok zam yapmayı değerlendiriyor. Meskenlerde zam yapılmadığı algısı yaratmak için sanayiye fahiş zam yapılırsa fatura yine vatandaşa kesilecek bütün temel ürünler ve gıda kış aylarında zamlanacak. Geliri düşen vatandaşımızın bütçesi kışın yapılacak bu zamla adeta sabote edilecek, değerlendirmesinde bulundu. CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, yaptığı yazılı açıklamada 1 Ekim'de yapılması beklenen elektrik zammı ile ilgili iktidarın arayış içinde olduğunu kaydetti. CHP'li Akın, açıklamasında şunları dile getirdi, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun, EPDK, 1 Ekim 2021 tarihinde açıklayacağı elektrik tarifesinde, son dönemde yaşanan kuraklık, uluslararası piyasalarda doğalgazın fiyatının yükselmesiyle artan maliyetler nedeniyle büyük bir zam yapılması bekleniyor. Maliyetlerin artacağı neredeyse aylar öncesinden bilinmesine karşın iktidar herhangi bir politika geliştirilmedi. İktidar aylar öncesinden ülkemizde yaşanacak kuraklığı görmezden geldi. Pandemi sonrası uluslararası enerji fiyatlarında yaşanacak artışa karşın herhangi bir politika uygulamadı. Oysa bu dönemde yapılacak kaynak yönetimi ve elektrik üretimine ilişkin planlamayla elektrikteki maliyet artışının etkisi vatandaşlara yansıtılmayabilirdi. Ancak geldiğimiz aşamada iktidar bugüne kadar uyguladığı en iyi politika olan faturayı vatandaşa keserek zam yapmayı hayata geçirmeye hazırlanıyor. Elektrik faturaları son 3 yıl içerisinde 2 kattan daha fazla, %122 oranında zamlanmıştır. Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu açıklamaları başta olmak üzere elektrik zamları ile ilgili yaptığımız açıklamalar kamuoyunda ses getirince vatandaşımız elektrik faturalarına karşı haklı tepkilerini dile getirmiştir. Vatandaşların artan tepkisinden çekinen iktidarın yapılacak elektrik zammı ile ilgili formül arayışında olduğu belirtilmektedir. İktidarın değerlendirdiği formüllerden birine göre 1 Ekim'de yapılacak zamın doğrudan vatandaşlara yansıtılmaması için mesken tarifesinde daha az bir zam yapılması yönünde bir adım atılabileceği belirtiliyor. Artan maliyet artışının karşılanması için sanayi, ticarethane ve tarımsal sulama tarifelerine ise fahiş zamların yapılabileceği kaydediliyor. Üretim faaliyetinde bulunan sanayi Türkiye'de en büyük elektrik tüketimini yapan abone grubunu oluşturuyor. Sanayi abone tarifesine yapılacak fahiş zam, sanayicimizin artan maliyeti nedeniyle dünya genelinde rekabetini düşürmesinin yanı sıra yaratacağı domino etkisiyle kış aylarında enflasyonu tetikleyecektir. İktidarın mesken tarifelerine az zam yapıldığı illüzyonu yaratmak için sanayi, ticarethane ve tarımsal sulama abonelerine yapacağı fahiş zamların faturası yine vatandaşa kesilecek sebze, meyve, temel gıda ve temizlik ürünlerinde kış aylarında büyük zamlar yaşanacak. Bu durum hali hazırda geliri düşen vatandaşımın bütçesinin gizli olarak adeta sabotaja uğraması anlamına gelecek. Vatandaşların tepkisi nedeniyle iktidarın uygulayacağı bu politika zaten artan hayat bağlılığını daha da artıracak. Bir kez daha uyarıyoruz, iktidar bu gibi algı oyanlarıyla uğraşmasın. İktidar şirketler değil, vatandaş lehine tercih yaparsa ne doğrudan ne de dolaylı zam yapmasına gerek yok. Elektrikte artan maliyetler, şirketlere verilen destekleme ödemeleri, dağıtım bedeli, vergi ve fonlar üzerinden karşılanabilir. Bu kararı almak iktidarın elinde.